paslarımızı yoğun bir şekilde sürdürerek New York'tan dönmüş bulunmaktayız. New York'ta ikili temaslarımız oldu. Onun dışında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile temaslarımız oldu. Temaslar hakkında daha önce gerekli bilgiler verildiği için onları sıralamama gerek yok. Ancak Genel Sekreterle esas gidiş amacımızın söz konusu olduğu Genel Sekreterle 3 kez temasımız oldu. Bunlardan ilki ikili bir görüşmeydi. Cumartesi gün, pazar gün üçlü zirveyi yaptık. Dün de telefon görüşmemiz oldu. Herkes, temas ettiğimiz hemen herkes ve en başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri zaman faktörünün ne kadar önemli olduğunun farkında ve bunu herkes önemsiyor. Ve bundan dolayıdır ki Sayın Genel Sekreter de süreci önümüzdeki 3 ay içinde, yani kendi görev süresinin sonlanmasına kadar geçen süre içerisinde bizim de kendisinden talep ettiğimiz doğrultuda sürece daha fazla katılım gösterme, bizden gelecek talepleri olumlu şekilde değerlendirme ve bizimle sürekli bir irtibat içinde olma anlayışı içerisindedir. Son telefon görüşmemizde de bu konuda aynı anlayış beraberliğini teyit ettik. Değerli basın mensupları, aslında zamana oynamanın zamanı çoktan geçmiştir Kıbrıs sorunu bağlamında. Takvim istemek, yol haritası istemek, çözüm istemek demektir. Samimi olmak demektir. Çok net bir takvim olmadı diye bu son 3 ayı tarihlerle tanımlamak olamadı diye sevinmek aslında çözüm istememek demektir. Güney Kıbrıs'ta federal çözüm karşıtlarının varlığından hepinizin haberi var. Bunların kimisi partiler şeklinde de örgütlenmiş, hatta bu son seçimde mecliste de yer alabilmişlerdir. İki kesimli, iki toplumlu federal çözümü benimsemediklerini açık açık ifade eden siyasi partiler var. Dolayısıyla çok net bir takvim çıkmamış olması üstünden yorum yapılmakta Güney Kıbrıs'ta ve bu konuda başarı gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Aslında bu son derece yanıltıcıdır. Çünkü bir takvim vardır. Kim ne derse desin, ortada bir takvim vardır ve bu takvim doğal olarak işlemesine de başlamıştır. Biz bu önümüzdeki süreci üç aşamalı olarak görüyoruz. Daha önce de bunu söyledim ama tekrar etmekte fayda görüyorum. Bunun ilk aşaması muhtemelen 4 Ekim Salı günü sabah 10'da başlayacak. 3 Ekim'de meclisimizin açılışı var, biliyorsunuz. İlk toplantısını Cumhurbaşkanı'nın da katılımıyla yapar meclis. Dolayısıyla meclisin açılışının hemen ertesinde biz hazır olacağımızı ifade ettik. Büyük ihtimalle 4'ünde Salı gün buradaki liderler görüşmesi yeniden başlayacak. Programımızı yapacağız. Burada da bu çalışmaların yoğun bir şekilde ve 4 başlıkta geri kalan konuları halletme yönünde bir yoğunluk yaşayacağız. Bundan sonraki aşama bizim öteden beri söylediğimiz gibi bir kamp formatında olmalı. Ve toprak konusu ayrıntılı bir şekilde ancak o formatta ve tercihan elbette Kıbrıs dışında olmalı. Biz hiçbir zaman toprakla güvenlik garantiler meselesini beşli toplantının bir konusu olarak değerlendirmedik. Böyle bir talebimiz, böyle bir niyetimiz de olmadı.
Böyle bir önerimiz de olmadı New York'taki temaslar sırasında. Tam size anlattığım çerçevede konuştuk bütün muhataplarımızla. Ve toprağı ayrıntılı olarak bu şimdiki formatta konuşmak istemeyişimizi de defalarca anlattık. Nedenlerini anlattık. Nedenleri çok basit. Düşünüyoruz bir müzakere platformunu ki her adımı üstelik abartılı olarak ve spekülatif olarak olmayanlar da eklenerek gazetelerin manşetlerine çekiliyor Güney Kıbrıs'ta. Böyle bir ortamda toprağı konuşmak mümkün değil. Ve tabii ki şu da var, toprakla ilgili harita, yüzdelik, yer ismi gibi konuların konuşulmasının hemen ardından da biz beşli formatın yer almasını, güvenlik ve garantiler konularının da o bağlamda değerlendirilip son şeklinin verilmesini ve böylece bir çözüme ulaşmayı hedefliyoruz. Ulaşmayı elbette arzu ediyoruz. Çünkü hedefimiz o, arzumuz o, istediğimiz o. Herkesin kazançlı çıkabileceği durum o. Kıbrıs'ın bölgenin, Türk-Yunan ilişkilerinin, Türk-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha iyiye gitmesinin altyapısını oluşturacak olan da o. Yani bir çözüme ulaşmamız. Ama eğer bir çözüme ulaşamıyorsak da nihayetinde bunu çıkıp toplumlarımıza ve dünya kamuoyuna artık izah etmemiz gerekecek. Şimdi bunları söylerken şunun altını çizmek istiyorum. Eşitliğimizin, güvenliğimizin ve özgürlüğümüzün garanti altına alınmayacağı hiçbir çözüm Kıbrıs Türk halkının onaylayabileceği bir çözüm olamaz. Aslında bu kavramları sadece kendimiz için de talep etmiyoruz. Kıbrıs'ın bütün insanları için, bütün toplumları ve en başta iki ana toplumu için talep ediyoruz. Eşitlik derken herkesin eşitliğini istiyoruz. Toplumların eşitliğini istiyoruz. Özgürlük derken herkesin bu topraklarda birbirine tahakküm etmeden özgür insanlar, özgür toplumlar olarak yaşamasını istiyoruz. Güvenlik derken de bunu çok söyledim, bir kere daha tekrarlarım. Bir tarafın güvenliğinin diğer taraf için tehdit oluşturmamasını da aynı şekilde istiyoruz. Ve dolayısıyla bütün bu arzu ettiğimiz yeni ortam herkes için iyi ve uygun olmasını, ortamın iyi ve uygun olmasını, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni bir düzen olmasını arzu ettiğimizi hep söylüyoruz. Kaygılarımız var mı? Bazı konularda tabii ki kaygılarımız var. Kıbrıs Türk halkı olarak bundan dolayıdır ki Türkiye'nin bu yeni düzeni bir şekilde garanti etmesini ve Kıbrıs Türklerinin kendini güvence altında hissetmesini çok istiyoruz. Bunu halkımızdan aldığımız mesajlarla dile getiriyoruz. Bu kaygılarımızın asılsız kaygılar olduğu şeklindeki değerlendirmeler geçerli olamaz. Çünkü toplumlar ancak kaygılarının yerli olup olmadığını bizzat kendileri hissedip karara bağlayabilirler. O topluma ait olmayan bireylerin o toplumun duyguları hakkında gerçek bir fikre sahip olmaları beklenemez. Dolayısıyla Sayın Anastasiadis sanıyorum İngiltere'de benzeri bir söylemde bulunmuş. Asılsız kaygıların dikkate alınmayacağını ve Rumların haklarının çiğnenmeyeceğini söylemiş. Biz Rumların haklarının çiğnenmesini istemiyoruz. Hiçbir bireyin haklarının çiğnenmesini, toplumun haklarının çiğnenmesini istemiyoruz. Ancak bu kaygıların varlığı bir gerçektir. Kıbrıslı Türkler yaşadıklarından dolayı Rum toplumuyla ilgili gelecek açısından kaygılar taşımaktadırlar. Bunun günümüz şartlarında somut yansımaları da olduğu için bu kaygıların bir şekilde ciddiyetle dikkate alınması gerekir.
Yani işte Elam'dır, bunlar küçük bir gruptur, bunlar dikkate alınmasın, yapılan saldırılar basit saldırılardır deyip geçiştirilemez. Bu küçüktür denen grup bugün Rum parlamentosunda temsil edilir bir noktaya gelmiştir. Yaptıkları saldırılar da Kıbrıs Türk'ünün işte araçlarına olsun, şahıslarına olsun verdikleri zararların takibinin yapılıp cezasının verildiğini de maalesef göremedik. Bir Rum tüccar eğer Kıbrıslı bir Türk'ten patates alıp bunu yeşil hat tüzüğü bağlamında ihraç etmek istediğinde yaşananları da gördüğümüz zaman, yani o Rum tüccarın binasının sarıldığını, tehdit edildiğini, iş yerinin yakılmak istendiğini görüp değerlendirdiğimiz zaman elbette kaygılarımız olacaktır ve bunlar meşru kaygılardır. Bu kaygıların giderilmesi gerekir. Nasıl giderilecek bu kaygılar? Pratik yaşam, işbirliği, karşılıklı anlayış, refahın adil paylaşımı ve yıllar içerisinde yaşanacak olanlar giderecektir ancak bu kaygıları. Dolayısıyla bu anlayış içerisinde olaya bakmamız lazım. Ve o gün geldiğinde, bu kaygılar giderildiğinde yeni değerlendirmeler elbette yapılabilir. O günün koşullarında yeniden olaya bakılıp gerekli anlayışlar geliştirilebilir. Ancak bu iki topluma bu yeni yaşamı yaşatmak için fırsat vermek lazım. Ben bu önümüzdeki 3 ay içerisinde bu anlayışla hareket ederek her iki toplum için eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni federal bir Kıbrıs'ın yaratılması için samimiyetle ve iyi niyetle çalışmalarımızı ekibimizle beraber sürdüreceğim. Şunu memnuniyetle not etmek isterim. Temas ettiğimiz herkes, Birleşmiş Milletler Camiası da dahil, hepsi bu süreçte Kıbrıs Türk tarafının oynadığı olumlu rolün farkındadır. Eğer bu süreç bugün Genel Sekreter'in ağzından daha önce eşi görülmemiş bir ilerleme noktasına ulaştı denebiliyorsa, bunda Kıbrıs Türk tarafının yaptıkları katkıların, rolünün çok önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu muhataplarımız tarafından da bizlere aynı şekilde takdir duygularıyla ifade edilmiştir. Kuşkusuz bu yönde çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Anlattığım çerçeve içerisinde umarım gerçekçilik ve makuliyet bağlamında Rum tarafından da aynı yaklaşımları görürüz ve her iki toplum içinde mutlu bir geleceğin önünü açabiliriz. Önümüzdeki zaman dilimi sınırlıdır. Ama bu anlayışların yaşam bulabilmesi için bu ilkeleri içerecek bir metni ortaya çıkarabilmemiz için yeterlidir. Teknik ayrıntılar sarkabilir 2017'ye. Bazı yasalardır, bazı kurucu devlet anayasalarıdır, uygulamaya ilişkin birçok konu var, onlardır. Bunlar sarkabilir 2017'ye ama çözümün esas parametrelerini içerecek tüm konularda bir siyasi uzlaşma metnini bizim bu yıl sonuna kadar çıkarmamız lazım. Tekrar etmeyeceğim, 2017 risklerle doludur. Bunları çok söyledim. Bu fırsatın heba edilmemesini arzu ediyorum ve bunu umarım tüm ilgili taraflar aynı şekilde değerlendireceklerdir. Evet, benim söyleyeceğim bunlar. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı, öncelikle hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, dönüşümlü başkan.